da söylemiş olayım gençler. Burada örnek vermedik. Bir sınıf bir kere extend edilebiliyor. Şuradaki gibi. Ama implement'i birden fazla kez yapabiliyoruz. Örneğin bir interface daha oluşturuyorum. İşte i test diyelim. Test interface'imiz olsun bu. Bu test interface'in içerisinde de şöyle public function olarak göster diye bir fonksiyon olsun. Ve bu string değer geri döndürsün. Ben geliyorum. Örneğin işte teacher'a ya da İngilizce diyelim. İngilizce sınıfına geliyorum. Implement ediyorum. Tabii teacher'ı değil. I test'i implement ediyorum. Bakın bunu eder etmez kızdı zaten. Çünkü niye? Benim buradaki metodum yok. Diyor ki bu metodu ekle. Tamam ekleyelim. Göster metodunu eklememi istiyor. Ekledim. Bakın hemen en alta geldi. Ve göster ekledi. Tabii bakın burası da kızıyor şu an. Çünkü niye? Dönüş tipi string. Stringsel bir dönüş yapmadım. O yüzden onu yapmam lazım. Return. Tabii yanlış yazdık. Return göster diyorum. Ve stringsel bir değerde geri dönüştürüldüğünden emin oldum. Peki tabii bu birden fazla olabiliyor demiştik. Birden fazlayı gösterelim. I test 2 dedim. Buraya bir virgül koyup I test 2'yi de implemente etmesini isteyebiliyorum. Mesela bu da göster 2 olsun. Bakın bunu göster 2'ye çevirdiğim an burası kırmızıya döndü. Çünkü ikinci bir implementasyon sağladım. Ama ikincinin fonksiyonu yok. O yüzden geliyorum en alta. Bunu aldım. Çoğalttım. Göster 2 olarak verdim. Verdikten sonra bakın direkt bizim kızma durumumuz gitmiş oldu. Yani implement ederken birden fazla implementasyon sağlayabilirim. Ama birden fazla extend virgülle extend sağlayamıyorum. Örneğin matematik sınıfını da türetmeye çalışayım. Birden fazla PHP'de kalıtım sağlayamıyorduk. Bunu da görmüştük. Birden fazla kalıtımı da thread yapısıyla sağlayabiliyoruz. Onu da şöyle görelim. Böyle interface'lerimizi bir kapatalım. Thread diyoruz. Daha sonra örneğin işte bu thread'leri sadece kalıtım için değil, sınıfları genişletmek için de aynı zamanda kullanırız arkadaşlar. Ama kalıtım için de kullanabiliyoruz. Şöyle thread değil, thread'e bir isim vermem lazım. Message diye bir thread oluşturalım mesela. Mesajlaşma ile ilgili olacak. Bir kısım olsun. İşte mailde mail olabilir belki bu thread'in ismi. Mail gönderme olabilir. Farklı farklı sınıflardan mail gönderme işlemi yapıyor olabiliriz çünkü normalde. Ki örneklerini bolca yapacağız onların da. Message diye bir thread'imiz olsun. Bu thread'imiz de işte public bir function'ı var. Gönder diye bir fonksiyonu olsun. Bunun da string olarak bir message ya da mesaj diyelim. Şöyle yazalım madem gönder verdik. Mesaj diye bir değeri var. Daha sonra bu da geri dönüş olarak string versin. Return ediyorum. İşte bu mesajı, gelen mesajı geri göndereceğim. Daha sonra ben bu ilgili trait'i herhangi bir sınıfımın içerisinde kullanmak istiyorsam geliyorum. Şöyle parantezlerimin içerisine use anahtar sözcüğüyle beraber yani kullan diyorum neyi kullan? Message trait'ini kullan benim için. Artık ben bu message trait'ini de nasıl ki teacher'ı buralarda extend ederek kullandıysam teacher'ın içerisinde de artık message trait'ini kullanabilir hale geldim. Ya da mesela diyelim bunu direkt burada kullanmak istemiyoruz da işte sildim. Sadece İngilizce sınıfındaki öğretmende kullanalım. İngilizceye geldim. Şöyle use dedim. Bu artık İngilizce sınıfının da türetilmiş oluyor. Yani İngilizce sınıfı hem teacher'ı hem message'i kullanmış oluyor. İçerisinde örneğin şurada göster diye bir alanım vardı. Gösterde de diyorum ki return this message diyorum. Message da neydi? Bir fonksiyondu. Ne yazarsam onu geri gönderecekti. Mesajı göster dedim. Daha sonra burada hiç gösteri çağırdık mı? Hayır. Şöyle bir daha bir bakayım. Göndermiş, özür dilerim. Ben buraya message diye bir verdim ya. Bunun ismi göndermiş. Şu fonksiyonun ismi. O yüzden onu gönder olarak yazıyorum. Daha sonra bakalım şu gösteri verdiğimiz bir yer yok. İngilizce sınıfına özel verdiğim için şöyle İngilizce öğretmen en son teacher şurada. Şunları bir kapatalım. Şöyle. Hatta bunu da kapatıyorum. Sol taraf böyle boş kalsın. Teacher'ın
Göster miydi? Bakın göster metodunu kullanacağım. Ve tabii echo ile de basacağım bunu. Bakın mesajı göster diye bir bölüm geldi. Çünkü ben ne demiştim? Gönder fonksiyonunu diz anahtar sözcüğüyle kullandım. Peki benim bu diz gönder var mı bu ilgili class'ın içerisinde? Yok. Ama neyin içerisinde var? Benim message olarak tanımlamış olduğum trait'in içerisinde var. Yani trait ile ben bunu ne yapmış oldum? İkinci kez extens etmiş gibi kullanmış oldum. İşte eğer ki ben burada gidip de trait'in içerisinde public string ne olsun? İşte full name diye bir değişken oluştursaydım. Daha sonra örneğin işte burada da public function, bakın get full name diye bir alanım olsaydı ya da set full name yapalım. Set full name diye bir fonksiyonum var. Daha sonra bu fonksiyonla da şunu yapıyorum. This full name eşittir. This name get name tabi. This get name ile birleştirme işlemi yapsın. This get last name'i. Bu bize ne sağlamış oluyor? Şu anda benim bu mesajımın, trait'imin bulunduğu sınıfın içindeki diz anahtar sözcüğü bulunduğu sınıfı gösterecek. Bulunduğu sınıf neresi? İngilizce değil mi? Şurası. İngilizce sınıfı da nereden? İngilizce sınıfın içerisinde daha doğrusu getName diye bir fonksiyon var mı? Direkt yok. Ama teacher'ın içinde var. O zaman bu ne yapmış oluyor? Teacher'ın içindeki getName'i aldı. Bir boşluk bıraktı. Teacher'ın içindeki getLastName'i aldı. Ad ve soyadı getirip fullName'in içerisine koydu. Ben bir de buraya gelip public function get full name diyelim. Tabi bakın burası bir string dönmüyor. Dönmediği için void diyorum. Geri dönüş değeri yok çünkü buranın. Burası da bize geri döndürecek. This full name'i bize geri gönderecek. Dönüş değeri de ne bunun? String. Çünkü full name stringsel bir değer içeriyor. Şurada üzerinde bir annotation oluştu. Onu da sildim. Ve şu anda full name'imizi bakalım gidip bir kullanalım. Şimdi şu İngilizce öğretmenimin arkadaşlar bir saniye. Biraz önce trait'i gösteriyordum. Telefon çalınca birazcık sorun oluştu ama bizim burada trait ile ilgili en son kullanımımız biliyorsunuz İngilizce'nin üzerine yapmıştık. Şöyle trait'imize bakarsak da trait'in içerisinde bir tane gönder. Set full name get full name diye bir alan vardı. Aslında biz burada önce set etmek sonra get etmek için aslında bunu kullandık. Şöyle yapıyorum. Geliyorum önce bir teacher'ıma set full name metodunu kullanıyorum. Bu metot ne yapacaktı? Gidecekti. Bizim şu değişkenimizin içerisini dolduracaktı. Doldurduktan sonra da alt satırda gelip şöyle echo yapıyorum. Teacher'ın get full name'ini kullanarak da artık bu ilgili full name alanını dolduruyorum. Tabi burada seti ve geti böyle yapmama bakmayın. Önce doldurmak sonra çekmek için yaptım ama kullanım burada önemli değil. Önemli olan burada trait'i kullanabilmemiz. Onu göstermek aslında asıl amacım. Araya da yine bir br'leri bir tane atalım. Ve sol tarafı yeniledik. Bir type hatası verdi. Diyor öncelikle teacher'ın name'ine ulaşamaz diyor. Ona bir access vermem gerekir diye bir bilgi verdi bize. Yani trait'i biz doğrudan nerede kullandık? İngilizcenin içerisine mesajı koyarak kullandık. Bunun içerisinde de bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor diye düşünmüştüm ben de. Ama bakalım, şöyle bakalım. Mesajı burada tutarken aynı şekilde geliyorum. Şu teacher'ımın içerisine de koyacağım. Teacher nerede? İngilizce şurası. İngilizceden de şunu şöyle kaldırdım. Hala hata verdi. Teacher'ın name'i must not access. Teacher'ın name'ine ulaşamazsın diyor. Teacher'ın name'ini nasıl vermişiz? Erişmen lazım diyor. Daha doğrusu önce initialize etmen lazım. Sonra kullanabilirsin diyor.
Get name almak istediğimde, çünkü bizim name alanımız şu anda bunlar boş. Boş olduğu için alamıyorum. Mantıklı. Hiç yani yüzü falan yapmamla alakası yok. Şuraya geri aldım. Bakın teacher'a da koymadım yani, geri aldım. Benim şu anda herhangi bir teacher'ımın adı yok ya. Adı olmadığı için set de demiyorum yani bunu. O yüzden şurada biz bir isim vermiş miydik? Teacher'a vermemişiz. O zaman teacher'a bir isim verelim. Set normal name yapıyorum. Şöyle Sercan. Teacher'a daha sonra set last name diyorum. Özen, bakalım şimdi gelecek mi? Sercan Özen olarak değeri geldi. Yani demin alamamamızın sebebi, hani set name'de önce bir isim oluşturmadık ki full name'i de alabilelim. Şurada daha doğrusu aldık. Alabilelim. Hani bunu sağlayamadık. Yani burada aslında bizim asıl amacımız trait'i bir kullanmakta. Trait'te de gördüğünüz gibi çoklu bir şekilde kalıtımı sağlamış oluyoruz. Artık nerede kullanmak istiyorsak bu trait'i aynı extens ediyormuş gibi use anahtar sözcüğüyle beraber kullanarak çoklu kalıtımı da sağlamış oluyoruz.